Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün bu üç renkten pembe, sarı ve yeşilden oluşan bir model hazırladım. Tığımda 22 numara arkadaşlar. Tığımda 22 numara. Evet, şimdi yine iğneden tabi bir model tarif edeceğim şu şekilde. Evet arkadaşlar, bakın modelimiz bu şekilde. İğne oyası modeli bu. Böyle rengarenk yapılmış arkadaşlar. Bunu sizler için tığa çevirdim. Evet, tığa çevrilmiş hali de bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın birebir aynısını çevirmeye çalıştım sizler için. Çok da hoş ve güzel bir şey çıktı meydana. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu ara suyumuz olan yaprağımızı yaparak başlayacağız. Şöyle 3 tane tığ battığımız var ara mesafesi olarak ve tığ battımlarımızı hazırlayıp ilk başlarken de aynı bu şekilde sık iğne ile girerek başlıyoruz. Bir defa tığımı doladım ve tığ battımın içine girip 3 defa dalıyorum. 1 2 3. Bu şekilde minik bir trabzan yapıyorum. 7 tane zincir. 5 6 ve 7 zincirimi trabzanımın içine sık iğne ile kapattım. Buraya bu şekilde bir tane kirpik yaptım. 1 2 zincir. Bir defa tığımı doladım ve 1 2 ve 2. Bakın bu şekilde 3 seferde aldığımız bir trabzan yapıyoruz. 7 tane zincir. 7 zincirimi hemen yaptığımız bu üçlü trabzanın arasına kapattım. 7 zincir kapatıyorum bu şekilde trabzanımın arasına. Tekrar 7 zincir. 3. kirpiğimi de bu şekilde buraya kapatıp sık iğne ile sabitliyorum. Hemen bakın bu şekilde 3 kirpik yaptık. Dibine 2 zincirimi çekip bir altta yaptığımız ilk trabzanın arasına kapatıyoruz. Şöyle yine 7 zincir. Bu kirpiğimizin karşılığı olarak bu tarafına da bir tane kirpik yapıyoruz. Evet, bu şekilde ara suyumuz tamam. Yine 3 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde 3 tane zincir çekiyorum, hemen bir sonraki tığ battımın içine giriyorum, sabitliyorum. 3 zincir bu şekilde. Bakın 3 tane ara mesafesi. Şimdi arkadaşlar 3 tane ara mesafesi, bunun için 4 tane de bu çiçeğimizle ara mesafesi, toplamda 7 tane bu şekilde tığ battı yapıyorum. 7 tane tığ battım hazır. Bir defa tığımı doluyorum, yuvaya girdim. 1 2 ve 2. Bu şekilde 3 seferde aldığım bir trabzan oldu. Bunu yuva olarak kullanıp içine 7 zincirden 5 tane kirpik yapıyorum. 7 zincirimi çektim. Hemen trabzanımın arasına girdim. Buraya sık iğne ile sabitledim. Yine 7 zincir. 6 ve 7. Bakın trabzanın arasına bu şekilde yuvalar yapıyoruz. Tekrar 7 zincir. Bu 3. Bismillah. Şöyle arkadaşlar yaptıkça sağa kaydıralım. Rahat bir şekilde içine yuvalarımızı hazırlayalım. 7 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Almayacak ya. Yedi tane bu şekilde tığ battım hazır ve tığımın başını 2 defa dolayıp hemen yandaki tığ battıya girdim. 1 2 2 ve 2. Bu şekilde bir trabzan yaptım ve 7 tane zincir bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 7 zincirimi çekiyorum, trabzanın bu şekilde içine girip sabitliyorum. 5 6 7. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar 7 zincir. Ve 4. yuvamı yaptım. Toplamda buraya 6 tane yuva yapıyoruz. 7 zincir. Hemen kapatıyorum trabzanımın içine. Tekrar 7 zincir. 4, 5, 6 ve 7. Kapattım. Bu şekilde. Evet. 2 defa dolamalı trabzanın içine 7 zincirden 6 tane yuva yapıyorum. Dibine 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen bakın. Tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battımın içine girip aynı buradaki gibi 7 tane tığ battı ara mesafesi verelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu 6 tane yaptığımız yuvanın ilkinden girerek sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum bu şekilde. Üzerine bir zincir çekiyorum sadece. Bakın altta sık iğne, bir zincir sayıyorum ve üzerine bir tane de ben çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine girip şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3. Bakın. Bu şekilde bir tane trabzan yaptım. Kenarına 7 zincir çekiyorum. Bismillah. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle trabzanımı aralayıp bu şekilde bir tane kirpik yaptım. 2 tane zincir çektim üzerine. Bir defa doladım. Yaptığım bu trabzanın içine girip yine aynı şekilde 1, 2, 2. Üçlü bir trabzan yaptım. Hemen 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi buraya kapattım. Aynı işlemi 3 defa yapıyorum. 7 zincir. Hemen kapatıyorum bu şekilde. 2. kirpiği. Tekrar 7 zincir. 4, 5, 6 ve 7. Bu da 3. ay ve sonuncu kirpiğimi buraya sabitliyorum. Şöyle dibine 2 tane zincir çekiyorum. Ve bakın bir alttaki buraya girip inip sık iğne ile ipimi, 2 zincirimi buraya sabitliyorum. Yine 7 zincir ilk kirpiğimin karşılığı olarak şöyle karşılıklı kirpik yapıyoruz. 7 zincirimi kapattım. Aynı yere bakın trabzanın içine ve sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şimdi arada 1 ve 2 zincir çekiyorum. Bunu da bu şekilde buraya sabitliyorum. Evet. Tekrar 2 zincir. 2 zincirimi hemen bir sonraki yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Dibinde bir sık iğne olduğu için ben de bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girip şöyle 1, şöyle 2 ve 2. 3 seferde aldığım bir tane trabzan. Hemen 7 zincir. 5, 6 ve 7. Kapattım. Buraya sık iğne ile sabitledim. 1 ve 2 zincir. Bir defa doladım. Hemen trabzana girdim. Şöyle 1, 2, 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. 7 zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7. Hemen trabzanımın tepesine girdim. Bu şekilde trabzanımın arasına girip sık iğne ile sabitledim. Tekrar 7 zincir. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. İkinci kirpiğimi buraya tutturdum. 7 zincir yine 7 zincirimi sık iğne ile buraya sabitliyorum. 1 2 zincir ve bu şekilde sabitledim. 7 zincir 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bakın. Şöyle arkadaşlar, şu zincirimizi yapalım. Bir zincirimizi sık iğne ile buraya tutturalım. Bakın. Bu şekilde. Şimdi bir iki zincir çekiyorum, sıkı sıkı. Bu şekilde üçüncü yuvaya geçiş yaptım köprü olarak. Şimdi geri kalan bu 4 yuvayı da doldurup aynı şekilde hemen geleceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde çok hoş, güzel bir çiçeğimiz olacak. Evet arkadaşlar, bakın tüm yuvalarımızı bu şekilde doldurduk. Çiçeklerimiz hazır. Şöyle kendiliğinden de bakın zaten döndü arkadaşlar. İşlerini doldurdukça biz sadece ilk yapmaya başladığımız bu yeşil yuvanın dibine, şöyle dibinde bir zincir çekmeyi unuttuk. Dibinde bir tane zincirimizi çekiyoruz ve yeşil yuvamızın içine ilk yapmaya başladığımız sizinle oraya şöyle bir zincirimle buraya niye iki çekmiyorum? Buralara çektim. Çünkü arkadaşlar artık bu dönüş olduğu için iki çok fazla ayrık oluyor. Ona dikkat edin. Hepsi iki diye. Burayı da 2 yapmayın. 1 yapın. Bakın 2 gibi duruyor zaten. Şöyle üzerine de bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi kopardım. Hemen ipimi yakıp şu çiçeğimizin pipiriğini atalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Buradaki yapraklar gibi buraya da aynısından şöyle ortadaki ilmeğimizin içinden girip sık iğne ile ipimi buraya tutturdum. Yine 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi kapatıyorum buraya. Yine 7 zincir. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar 7 zincir. Hemen buraya sık iğne ile tutturdum. 3 tane kirpik yapıyoruz. Şöyle dibine bir zincir çekip ipimi kopardım. Evet arkadaşlar, bakın sarı da ayrı bir güzellikle açtı. Tıpkı pembede olduğu gibi. Modelim bu şekilde. Sizler için çoğunlukla iğneden ta modelleri çeviriyorum arkadaşlar. Ve siz de emeklerim için şöyle beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Çünkü beğeni ve yorumlar YouTube'da önermelerde öne çıkıyor bu şekilde. O yüzden sizden desteklerinizi bekliyorum. Modelim bu şekilde. Şöyle yakın plan göstereyim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.